Herkese merhabalar arkadaşlar. Üçgende yardımcı elemanlar soru çözümü 2 ile sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle arkadaşlar EBA ile tamamen uyumlu kampımız devam ediyor. Tonguç Akademi ev okul kampında Cuma günü 23 Nisan'ın bir gün sonrası 24 Nisan'da sizlerle birlikteyiz. EBA ile tamamen uyumlu dedik. Pazartesi dış açı ortağı yaptık. Çarşamba kenar ortağı yaptık ve de bugün cuma ekstrasında biz ne yapıyorduk sizler için? Soru çözümü yapıyorduk. Daha fazla, daha ayrıntılı konuyu öğreniyorduk dedik. Bugün malum canlı yayında sizler yoksunuz ama böyle de çok böyle yetim öksüz gibi olacak ders. Evet canım sıkılıyor birazcık. Sizler olmayınca üzülüyorum ama yine de güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Hemen neyle başladım? Ödüllü soruyla başladım. Neden? Çünkü yorumlarda baktım. Hocam ödüllü soruyu çözer misiniz demişler. Siz istersiniz de ben yapmaz mıyım? Siz isterseniz de Tonguç Akademi yapmaz mı? Yapar tabii ki de her zaman. Yorumlar çok önemli. Yorumda ne varsa arkadaşlar yazın. Çünkü biz sizin yorumlarınıza çok önem veriyoruz. Yorumları okuyoruz ve de onlara göre kendimizi ayarlıyoruz. Ne çok istenirse ne yapılırsa ona göre hareket ediyoruz. ABC üçgen. CN CN açı ortay kimin? Bu adamın açı ortayı. Geçtim. AKN kenar ortay. Tabii ki de gördüğüm gibi kenar ortay. Yalnız kenar ortaysa 6, 8 dik üçgen olduğu için 10. Kenar ortaysa şurası 5, şurası 5 olduğunu biliyorum. E kardeşim zaten burada baksana burası 90. Bu adam kenar orta indiyse 5, 5 olduysa muhteşem üçlü yok muydu? Vardı arkadaşım. O zaman sen ne biliyorsun? A, K dediğim adam, A, K dediğim adam, adam gibi adam 5 oldu mu? Oldu. Peki arkadaşım iç açı ortaydan sen şunu biliyor musun? 5'e 5K, 6'ya 6K. İşte bu kadar dostum. Peki AK neymiş? AK dediğim şey 6K artı 5K, 11K eşittir 5'miş. O zaman K dediğim şey ne? 5 bölü 11'dir. Bunu da hallettim. Şimdi öldürücü darbeyi bir koyacağım tekmeyi bitireceğim. AN nedir? AN dediğim 6K'dır. Hatta buraya yazayım. A ne eşittir 6K'dır. 6K nedir? 6 kere 5 bölü 11'dir. Altında görünmez bir var. Çarp 6 kere 5'i 30 bölü 11 etti mi? Etti. A'da 30 bölü 11'i işaretledim. Ve geçtim. Şıklarda var mı? Var. Bazı arkadaşlar demiş ki ne biçim soru lanet gitsin bu ne biçim soru demiş. Hayır arkadaşım çok da tatlış bir soruydu. Dedik geçtik. Şimdi asıl muhabbetimize başlayalım. Bakalım ne gibi sorularımız var? Ne enteresan sorularımız var? Bakalım. Şimdi arkadaşım ABC bir üçgen, dik üçgen, tamam. Ağırlık merkezi süper. GHH falan filan burası dikmiş, süper. AH 12'ymiş, tamam. BH 18'miş, süper. Şimdi arkadaşlar çok dikkat. Bu bir bu bir dik üçgen mi? Evet. Ağırlık merkezi burası mı? Evet ağırlık merkezinden geçecek şekilde bir tane kenar ortay çizdim. Bak dik üçgenin namı budur. Nedir dik üçgenin namı? Ben kenar ortay yaparsam dikten orayı muhteşem üçlü yaparım. O zaman bak arkadaşım bu adam 12 bu adam 18. Senin tamamın kaç? Senin tamamın 30. Bu adam kenar ortay yapıyorsa ağırlık merkezinden geçerek kenar ortay yapıyorsa 15 olması gerekmez mi? Gerekir. 15 olması gerekirse o zaman şu cıdık küçük bıdık nedir? 3'tür. Burası da artık nedir? 15'tir. Niye? 3'ü buraya verirsem 18'den 15 kalır dediğim. Muhteşem üçlü varsa, muhteşem üçlü varsa hemen göstereyim ben sana arkadaşım. Hemen göstereyim. Biliyorsun ki ben sana pat diye hemen gösterirdim. Burası 15, burası 15. Ağırlık merkezi burasıysa bunun tamamı 15. Yalnız burada 2'ye 1 diye ayrılırlardı. O zaman şu vatandaş 5, bu vatandaş da 10 on muymuş? 10 muş. Buna uydurursak ne olur? 15 15. Burası 5 olur. Burası da x nedir arkadaşım? 3 4 5'i anne karnından beri bildiğim için x'ini buldum. 4 buldum. Bakalım kimler doğru yanıtlamış diye bakıyorum ama başım yana düşüyor. Çok üzülüyorum çünkü canım öğrencilerim şu an ekran başında yorum olarak yanımda değil olsun. Bugün boş sınıfa gibi ders anlatsak da yine de renkli bir dersimiz var bence dedim ve geçtim. İlk sorumu hallettim. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda da ABC bir üçgen. BDDC'yi eşit. BD DC'yi eşit. Bak buralar eşit. Süper. Ondan sonra ADC üçgeninde G ağırlık merkezi yani şu dalga şuraya eşit şu vatandaş da şuraya eşit. G ağırlık merkezin anlamı buydu. Gelirdi buradan kenar ortaya olurdu. Buradan gelirdi kenar ortaya olurdu. Kesiştiği noktalar da böyle olurdu. Bu adam 15'miş. Tamam eyvallah güzel iyi dedin de arkadaşım. Bana x'i soruyorsun. Yalnız x ile ilgili bir sıkıntı var. Şöyle bir şey. Biz ne demiştik? Burası a ise burası 2a demiştik. O zaman x değil de adam bana 2a'yı sormuş olsun. Bak adam bana iki A'yı sormuş olsun. Peki lütfen arkadaşım çok dikkatli bak. Bak çok dikkatli bak. Ne var burada? Şurada büyük bir üçgen var. Ve bu, bu büyük üçgende şu kenara bakar mısın? Şu doğru parçasına. Bak şu doğru parçasına bakar mısın? 1'e 1, 1'e 1. Sanki şöyle bir şey olmamış mı burası? Bak şöyle bir şey olmamış mı sanki? Bura buraya eşit. Burası da buraya eşit. E kardeşim bu çok güzel bir şekilde buraya paralel olmamış mı? Olmuş. Nasıl? Burası 15 ise burası nedir? 7,5 ya da 15 bölü 2'dir diyebilirsin. Peki bu parça neydi? 3 aydı. Hemen patlatayım. 3A eşittir. 15 bölü 2 ise o zaman A nedir? Her tarafı 3'e böldün. 15 bölü 6'dır. A nedir arkadaşım? 3 sadeleştirdin. 5 bölü 2'dir. E bana ne soruyordu adam? Gde'yi yani X'i yani 2A'yı yani 2 kere 5 bölü 2'yi soruyordu. 2'ler gitti mi? Gitti. 5 oldu mu? Oldu. İşte bu soru bu kadar dediğim. Yaptık mı? Yaptık. Çok da güzel oldu. Burada bak şunları gözden kaçırma. Bak lütfen soruyu başa al. Bak bir daha geniş. Sen artık bunları görebiliyor musun? Hocam geometride biz bunları nasıl göreceğiz diyor arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Ben soruyu yaptım. Ha tamam ya anladık ya. Tamam işte hoca yaptı. Dersen anlamadın. Bak sen bir daha başa al. Soruyu temiz halini gör. Bak bakalım hoca neler gördü. Nereden gördü. Bildiğini yaptı. Bak yine bildiğini yaptı. ikiye böldü. Bildiğini yaptı. ikiye böldü. Hep böyle şeyler yaparsan görürsün dedik. Ve geçtik. Yeni soruma baktım. Yeni sorumda bak yine bildiğimi yapacağım. ABC dik üçgen. Tamam. A, D, A, B yedik. Tamam burayı zaten biliyorum. A, yedik. A, E, yedik. A, E, B, D, yedik. A, e, B D, yedik. Tamam bu da gözüküyor. G ağırlık merkezi. Her zaman gibi G zaten G R, P ile ağırlık merkezini gösteriyor. Bak buraya kadar gördüm, okudum. Şu an bildiklerimi yapacağım. İyi izle. Burası iki, kök 2 ise bu adam 2 kök 2'dir. Neden? Çünkü ağırlık merkezinin şanındandı bu. Nasıl? Biri ikiydi. E bak bitti. Sonra gözümün önüne bir şey geldi. Gözümün önüne gelen şey şu. Şurada bir tane böyle yamuktan bir üçgen geldi. Burası dikten dikinmiş. Bak 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 adı üzerinde dikten dikinmiş. Ne demek arkadaşım bu dikten dikinmesi? Öklit demek. O zaman sen şuraya bir haş desen. Sen neyi biliyorsun öklitte? Haşın karesi eşittir. 2 kök 2 çarpı kök 2 olduğunu biliyor musun? Aa bir dakika. Siz öklit bilmiyorsunuz değil mi? Bilmiyorsanız o zaman gösterelim. Öklit dediğimiz şey şuydu. Gerçi bunu daha önce birkaç soruda yapmıştık. Öklit neydi arkadaşım? Öklit 90'dan 90 inmesiydi. A çarpı B haşın karesiydi. Bak bir daha gösterelim. Haşın karesi eşittir. A çarpı B idi. Bunu geri geldiğinde yine göstereceğim. Ama burada bir kere daha göstermiş olduk. Öklit buydu arkadaşım. Öklit'i gördükten sonra hemen ne yaptım? Şunu anladım ki burası h dediğim şey bunların çarpımı. O zaman h kare eşittir nedir? Kök 2 kök 2. 2 de var burada. 8'dir. Sen üst köklü sayıları biliyorsun. Her tarafın kökünü al. Kök 8 neydi arkadaşım? 2 i̇ki kök 2 idi. O zaman ne oldu burası? Pardon ya ne yaptık biz burada? Kök 2 kök 2. 2. 2 kere 2. 4 oldu. Peki 4'ü alırsan ne olur köke? 4'ü alırsan cevabım 2 olur. O zaman burası neymiş? 2'ymiş. E burası ağırlık merkezinin şanından değil miydi? 2'ye 1 olması. Evet şanındandı. Peki burada 90'dan ağırlık merkezinden geçip kenar ortay oluyorsan sen 3 sen 3 3 diye boltranın ayaklarını oluşturup muhteşem üçlü yapıyor muydun? Muhteşemsin dedik o zaman. Ne yaptın? BC'ye 6 dedim. Bu soruyu da çok güzel yaptık. İşte bu kadar. Var mı bir sıkıntı? Yok. Şurada öklit bilmiyorsan sorun değil. Ama burada öğrettim sana. Lütfen dikkat et. Burada da uygula işte bu kadar. Hep bildiklerini yapıyorsun. Çekiyorsun buraya kadar. Ne biliyorsan tık 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 yapıyorsun. Geçtik. Yeni soru. Gittikçe sorularım zorlaşıyor bu arada. Gerçekten ben de şu an soruları yaparken çok böyle zevk alıyorum. Çünkü neden? Yeni soru. Yeniden böyle yeni bir tane bilgi acaba nasıl yapılır diye çok merakla sorulara dalıyorum. Bakıyorum ne varmış. Şimdi bu soruya geldim. Bu soruda ne diyor? ABC bir üçgen görüyorum. G ağırlık merkezi. Tabii ki de ağırlık merkezi. A bir dakika. Ağırlık merkezi ise burası A. Burası A ise ağırlık merkezinin şanından değil miydi? Burası 2A ise buranın A olması. Evet süper bir sıkıntı yok. Devam. Hatta ve hatta bu adam buradan gelip bunu 2'ye bölmüyor muydu? Aa evet ya tamam bunlar süper işte sıkıntı yok. Bak bu gelip bunu ikiye bölecek. Burası A burası A ise 2A kadar A burada olacak. Süper her şey yolunda. Bana ne diyor? BC 24 bak 90'ın karşısını verdi. Sen şuna şuradan bir koysan doğru parçasını. Şunun ağzını burnunu bir düzelsen. Burayı bir 12 yapsan. Şurayı bir 12 yapsan. Bak 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 soru nasıl akıyor iyi izle şimdi. Peki burası 3 parça değil miydi? 3 parça muhteşem şuradan dolayı 12 değil mi? 12'yi 3'e böl 4. O zaman burası 4, burası 8 mi? 8. Adam bana x'i soruyor. DF'yi soruyor bak DF'yi. Hay Allah ya Rabbi. Bunu nasıl bulacağım şimdi? Bakıyorum ki 1'e 1 1'e 1. Daha düzgün, daha güzel söyle. 1'e 2 x'e 8 1'e 2 x'e 8 1'e 2 x'e 8 Şimdi sol kol arkadaşlar sanki aerobik dersinde oldu gibi. O zaman bunları güzel teyine yaptım. x kaç çıktı? x 4 çıktı. Ya da şöyle diyebilirdim. 1'e 1 oran varsa 8 ise orta taban 4'tür dersin. Geçeriz. İşte bak bu kadar güzel. Bu kadar can alıcı noktalar çok dikkat ediyorsun. Bana ama ne yapıyor? Soru yön veriyor. Görüyor musun? 24 vermiş. Çekerim bunu. 12 12. Burası da 12. 4 8 8 orta tabak. Bak lütfen gözünüzü seveyim. Lütfen bunları kaçırmayın. Bak sorularımı hep bunların üzerine kurdum çoğunu. Çünkü iyi sorular buradan geliyor. Biz zaten konu anlatımda yaptık basitleri. Şimdi zorlar. İşte bu da tonguç farkı dedik. Tonguç Akademi'de soru çözümleri müthiş. Bunları kaçırma. Bak yine aynısının tıpkısının benzeri. ABC dik üçgen. AB dik BD doğrusal tamam. Burası AD DC eşit. Eyvallah. C'ye şuraya K dersen DE dediğim kaymış BD dediğim 3 kaymış Şimdilik kalsın şu adam. 3K olduğunu biliyorum ama kalsın. BC 18'miş. Bak muhteşem üçlü so şey muhteşem üçlü nereden çıktı ya? Ağırlık merkezi sorularında. Gerçi burada ağırlık merkezi yok. Kenar ortay sorularında. Burada kenar ortay yok. Ama ben burada bakıyorum ki kenar ortay yok dedim ama var. Kenar ortay var. O zaman sen de 90'dan indirdiğin kenar ortayda 18'i darma duman ettin. Ne yaptın? 18'i 2'ye böldün. 9 yaptın. 9 yaptın. Bak buraları çok iyi anladın. Şurası ağırlık merkezi oldu senin için. Bu kenar ortay. Bu kenar ortay. Süper. Biraz önce ne demiştim? BD'yi ben biliyorum demiştim. 3K'ydı ama şimdi Yazmin demiştim. Ağırlık merkezinin şanındandı 1'e 2 ayırmak 3K'yı bu adam ne yapar? K'ya 2K diye ayırır. Bunu da hallettim ve şunu da ben çok iyi biliyorum. Şunu da ben çok iyi biliyorum. Muhteşem üçlü oluştu mu yine? 9 9 9. Neydi? Ağırlık merkezinin şanındandı. 1'e 2 ayrılması 3'e bölecek yani. 3 parça var. İkisi yukarıda biri aşağıda. O zaman burası 3. Burası 6 dedim arkadaşım ve soru yine yeniden önüme güzel bir şey sundu. Ne sundu arkadaşım? Bak B'den başlayıp şöyle giden bir tane üçgen var. B'den başlayıp C'ye gelip E'ye giden bir üçgen var ve o üçgende tam tamına şurada bir tane bir şey var. Burası bir tane bir şey var derken doğru parçası var. Burası da 2K. Burası 9. Burası da 9. Ya burası da bu arada ne? 3. Burası da X. Ya lütfen ya şunu artık anla işte bak. 1'e 2. 1'e 2. 3'e 6. Orta taban 3 ise kendisi 6'dır dedim. İşte bu soruyu da çok süper bir şekilde yaptım. Bu soruları işte bak üst üste üst üste koydum. Bunlar var ya müthiş sorular. Sen kaçıncı sınıftasın arkadaşım? 9. sınıftasın. Peki Tonguç Akademi farkıyla zor soruları öğreniyor musun? Öğreniyorsun. Ne zaman? Cuma günü. Peki hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri konu anlatımı öğreniyor musun? Öğreniyorsun. Zor soruları, can alıcı soruları gösteriyor muyum sana? Gösteriyorsun. Peki ben her zaman Tonguç Akademi olarak senin yanında mıyız her zaman? Ne zaman? 9'da, 10'da, 11'de, 12'de YouTube'da her zaman ücretsiz bir şekilde yanındayız. Ne yapıyoruz burada? Hep üstüne koyarak gidiyoruz. Sen bunları takip edersen burada ne olacak arkadaşım? 2023 tayfa 2023 tayfa canavar gibi gelecek. Canavar gibi. Kim ama? 2023 tayfa değil. Tonguç Akademi'nin 2023 tayfası müthiş bir şekilde göreceksiniz. Ortalığı darma duman edecek diye diyorum. Ben buraya da yazdım bunu. Göreceğiz dedik. Peki arkadaşım bitti mi bu soru? Bitti. Hatta birazcık da rehberlik yaptık. Geçtik. Şimdi arkadaşım o ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkezi. Bir saniye. Dur orada. İç teğet çember merkezi neydi arkadaşım? İç teğet çember merkezi açı ortay merkeziydi. Açı ortay. Bu adam böyleydi. Bu adam da çift çizgi çift çizgiydi. Biz buna ne demiştik? I demiştik. Keşke şimdi canlı yayında güzel öğrencilerim olsaydı. Şu yorumları alt alta hocam işte çemberin merkezi demek. Açı ortay, açı ortay, açı ortay, açı ortay, açı ortay yazsalardı keşke ya. Nerede o güzelim günler? Dedik. Aslında çok uzakta değil. Cuma bugün. Pazartesi görüşeceğiz. Pazartesi görüşeceğiz arkadaşlar. Herkes arkadaşlarının sınıfını kaldırsın getirsin. Pazartesi tekrardan hedef 1K yani 1000 kişi hedefini unutmadık. Her zaman aklımızda. Geçtik. Şimdi bak arkadaşım. Burası açı ortaysa kim? O. Diğeri ne? G ağırlık merkezi. G ağırlık merkezi de burayı ikiye bölecek. G ağırlık merkezinin anlamı ne? İkiye bölmek. O o'nun anlamı ne? Açı ortay yapmak. Şimdi şu ağırlık merkezini görmezden gel. Tamam göreyim. Görmezden geleyim pardon. Bak görmezden gelip çiziyorum bir daha. Şurada O var. O. Ne bu O? İç teğet çemberin merkezi. Yani burası açı ortay mı? Evet. Peki AB5 mi? Evet. Burası 9 mu? Evet. Açı ortaysa burası 5K mı? Evet. Burası 9K mı? Evet. Zaten bunu söyleye söyleye dilimde tüy bitti. 5'e 5K, 9'a 9K. O kadar çok tekrar edip o kadar aklına bam 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 sokuyorum ki bunu unutma şansın, öğrenmeme şansın yok. Geçtim. Peki Şuradan gelen şu adam. Şuradan gelen şu adam. G ağırlık merkezinden geliyor mu? Geliyor. O zaman burası 5, 9 daha. 14K etti mi? Etti. O zaman şu 9 patladı gitti. Neden? Çünkü burası 2K, burası 7K diye ayrılacak. Niye? Ağırlık merkezi demek kenar ortay demekti. 5'e 9, 14'tü. 7 buraya, 7 buraya gelecek. O zaman ikisi buraya gelir. 7 de buraya kalır dedim. Ve şurayı şöyle anladım. Bak burası 2K. Burası 7K. Burası 5K dedim. NK neymiş? NK 2K'ymış. Peki BC neymiş? BC 14K'ymış. K'lar gitti mi? 2 ile de 14 sadeleşti. 1 bölü 7 kaldı mı? Cevabın E oldu mu? Oldu. Ve bu da burada bitti. Çok tatlı çok klas bir soru ama işte Tonguç izlemezsen öyle kendi başına bir şeyler yapmaya çalışırsan iç teğet çember neydi ya diye düşünürsün. Ağırlık merkezin önemi neydi ya diye düşünürsün. Ama Tonguç olursan şöyle dersin bak. ABC iç teğet çemberi çat çat çat. Burası açı ortay kardeşim bitti. Ağırlık merkezi çat çat çat. Kenar ortay burası bitti. Hemen soruyu kavradın anladın dedim ve yeni soruya geçtim. Artık sorularımız müthiş gidiyor şu an. Hemen bakalım burada ne var? Yeni sorumuza geldik. Yeni sorumuz bize ne diyor? Hemen bakıyorum. ABC üçgeninde ağırlık merkezi diyor. Eyvallah bunu yaptım. GEBC'ye paralel tamam onu da yaptım. Geçtiğim paralelliği gördüm. Buralar eşitmiş gördüm. Eşitliğin bana anlamı ne biliyor musun arkadaşım? Eşitliğin anlamı şu. Sen şuradan yola çıkıp ağırlık merkezinden geçip tam buraya gidersin. O zaman ne olur biliyor musun? A, G, D hani sorularda bazen veriyor ya. Burada da verir sana. Doğrusal. Neden? Çünkü ağırlık merkezinden geçti mi kenarı ikiye bölmesi lazım. Demek ki buranın böyle olması lazım. Peki ağırlık merkezinin şanından olan şey neydi? Aferin işte bu ya. Şanından olan şey hocam. K'ya 2K'ydı. Senin dediğini duyar gibiyim. Sen de çünkü buradasın bizdesin izliyorsun oradan ve de katılıyorsun derse. Süpersin. Bana ne dedi? G, D, Y 3 demiş. A boşuna yazdık bunu. Burası zaten 3'müş. E burası zaten 6'ymış. Ağırlık merkezi 9'muş. E bu da 9'dur. E bu da 9'dur. Çünkü muhteşem üçlünün artık yani söylemeye gerek yok. Aha görüyorsun yani. O zaman ne oldu? 9 9. Şimdi geldik asıl klas yere. Bak asıl klas yere şimdi geldik. GE paralel D, B, BC diyor bak BC. Şunu ben şuradan alıp şuraya çizeyim mi? Bak her zaman yaptığım gibi her zaman senin daha iyi görmen için buraya çizdiğim müthiş hamleler bence seni çok iyi yapıyor. Çok iyi öğreniyorsun bence. Burası X mi dostum? Evet. Burası 9 mu? Evet. Paralellik var mı? Var. O zaman şöyle mi diyorduk? 2k'ya 3k oran var. Nerede? X'e 9 oran var. K'lar birbirini götürdü mü? Elbette götürdü. O zaman ne oldu? Çarptın. Hiç kafamı yormayayım sadeleştirmeyeli. 9 kere 2 18 eşittir. 3 X. Neyle çarparsan X'i 16 eder. Şey pardon 3'ü <laughs> 3 neyle çarparsan 16 eder. Ben de yorulmuşum galiba. Dedim ki Allah kalem uçtu gidiyordu az kalsın tuttum. Son anda X eşittir 6'dır dedim. Bana zaten X'i soruyordu. A anda burada 6 ve de soruyu buldum. Çok güzel oldu. Müthiş bir soru. Müthiş bir soru. Benzerliği barındırdı. Muhteşem üçlüyü barındırdı. Ve oranlar var. Gerçekten güzel. Şunu kaçırma. Buradan çektiğin şey ağırlık merkezinden geçip ikiye böldüğü için kesinlikle doğrusaldır. Hiç kafan rahat olsun. Hiç kafan bulanmasın. Kesin dedik geçtik. Ya ben şimdi uzaktan bakıyorum. Evde bir öğrenci olsam gerçekten müthiş. Yani tertemiz anlatılmış bir soru. Gerçekten güzel. Bir de buradan alıp buraya çiziyoruz ya. Gerçekten müthiş. Geçtim. Şimdi yeni bir soru. Yeni soruda bakıyorum. ABC bir üçgen. G1 A, ABD üçgeninin g de bunun ağırlık merkezi. Bak ağırlık merkezi deyince akan sular durur dostum. Nasıl biliyor musun? Adam bunu vermiş ya boşa vermemiş. Çiz diye vermiş. Çiz diye vermiş. Çizdin. Şu adam şunu ikiye ayırdı mı? Ayırdı. Buradan bunu çiz diye vermiş. Çizdin. Bu adam aynı şekilde ayıramaz çünkü farklı üçgenler bilmiyorum. Geçtim, geçtim. Bak biraz önceki soruma ne kadar benziyor aslında. İyi izle. Burası nedir arkadaşım? 2K'dır. Burası nedir? K'dır. Neden? Neden? Aferin. İşte bu. Ağırlık merkezinin şanındandır hocam dedin. Aferin. Duydum seni. Peki burası nedir arkadaşım? 2M'dir. Burası nedir? M'dir. Neden? <laughs> İşte bu ağırlık merkezinin şanındandır. O zaman hocam sen şunu bir çeksene şuraya. Ya sen bunu bir de çeksene sen şunu şuraya. Çektim dostum. Ne yaptım bak? Şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum ama bildiğim şey şu. 2m y m 2k k. Ya sen benzerliğin tanımını daha nasıl yapabilirsin bana? Daha nasıl yapabilirsin? Bak burası buraya paraleldir ve de nedir arkadaşım? Şurası bir okuyayım soruyu bir daha. BC 36 imiş. Hoppala. BC 36. Şuraya A. Şuraya A de. Buraya B. Buraya B de. 2A artı 2B neymiş? 36 imiş. O zaman nedir arkadaşım? A artı B nedir? 18'dir. O zaman A artı B 18'si. Şu parça 18 mi? Evet. Bana neyi soruyor? G1 G2 arası uzaklığı soruyor. O zaman ne yaparım ben? Bak süper bak buraya. Süper bak. 2K'ya 3K benzerlik eşittir. Burası ne? G1 G2'ye bölü nedir? 18'dir. O zaman K'lar birbirini götürdü mü? Götürdü. Bu 3 ile 18 birbirini götürdü mü? 1'e 6 kaldı. Çarptın. Artık uzatma. G1, G2 eşittir. 12 geldi. Cevabımda şıklarda var mı? Var Allah'a şükür. Demek ki bunu da yapmışım. O zaman bunun cevabında 12 bulduktan sonra artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyorum. Artık kenar ortay sorularımı bitirdim. Bu da kenar ortaydı. Süper bir şekilde kenar ortay sorularını bitirdim. Ağırlık merkezi sorularını bitirdim. Ben geçen hafta şunu fark ettim arkadaşım. İçe açı ortay falan. Müthiş bitmiş. Yani müthiş bitirmişiz. İç açı ile ilgili göstereceğim soru yok. Videolarımı bazen tekrar izliyorum. Yorumlarınızı çok okuyorum. Ne, ne, ok, ne yazdıysanız görüyorum. Yorumlarda o yüzden benle ilgili eleştirileriniz, beğendiğiniz hep, hepsini yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Size daha iyi hizmet vermek bizim için önemli. Hizmet derken sanki böyle şey gibi oldu. Müşteri, işyeri iş yeri sahibi gibi. Hayır. Daha iyi ders anlatmak bizim için önemli. O yüzden arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum yorumlarda görüyorum ki ve videomu izlediğimde şunu fark ettim. Geçen hafta iç açı ortay müthiş bitmiş. Yani bütün her şeyi anlatmışız. Bu hafta açı ortay dış açı ortay yine süper bitti. Soru çözümünde şimdi iki sorun var. Ama kenar ortay çok önemliydi. Ağırlık merkezi muhteşem üçlü kenar ortay çok önemliydi. O yüzden orayı da konu anlatımda hafif böyle relax geçtim. Ama soru çözümünde bombaladım. Gördüğün gibi orayı da toparladık Bitirdik Şimdi de dış açı ortay varsın olsun bitsin Artık mükemmel bir şekilde Hazırsın sen dedik Peki arkadaşlar Şimdi bakın keşke canlı yayın olsaydı bu Şu nokta nedir diye sorsaydım Şu nokta nedir diye sorsaydım Evde şu an özellikle Tonguç tayfası Bak burada ne yapıyor biliyor musun şu an? Herkes yorumlara yazmaya çalışıyor Diyor ki hocam burası Dış T çemberin merkezi diyor neden biliyor musun arkadaşım? Çünkü bunu göstermiştik. Neydi? İç açı ortay gelir, dış açı ortay gelir. Bir noktada birleşirlerse kesinlikle burası da açı ortaydı dedim. Gözlerim doldu şu an. Canlı yayın olsaydı tak 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 yorumlar gelirdi. Neyse bizi ilgilendiren kısım o değil. Bizi ilgilendiren kısım şu dostum. Ne biliyor musun bizi ilgilendiren kısım? Dış açı ortay var mı? Var. Bak şekiller değişse de şekiller seni böyle canını sıksın. Canını sıksa, içini alsa, yok etse seni. Sen yok olmazsın. Niye? Çünkü sana, Samet Hoca ne dedi? Bak çok iyi bir şey söyledi. Burada ne yaptı? Sen dış açı ortayı nokta alıyorsun. Dış açı ortayı alıyorsun. Üçgenim şurası. Üçgenim burası. B, e, A üçgeni. Dış açı ortayımın noktası burası. Noktadan yolculuğa başladım. Nasıldı? 3e, 3K, 7'ye, 7K diyordum. Çünkü niye? buradan başlayıp yolculuğa burayı oranlıyordum. Buradan başlayıp burayı oranlıyordum. Artık ben öyle yazmayacağım çocuk gibi. 3'e 3K, 7'ye 7K demiştik. Bu olay böyleydi. Yola başlıyorduk. Geri gelip bir daha başlıyorduk. Bunlar oranlıydı. Şimdi adam bana ne sormuş? Bunu sormamış. AC'yi söylemiş. AC burası, EC burası. E burası iç açı ortay değil mi? Evet. O zaman ben şunu biliyor muyum? 7K'nın 3K'ya oranı tam da Samet Hoca'nın söylediği sana can alıcı şekilde öğrettiği gibi AC'nin EC'ye oranı dediğim. Hemen bakıyorum bunları K'ları götürürsem o zaman cevap ne oldu? Gözle gözüküyor ama temiz bir şekilde ben bir kere daha buraya yazdım. Cevabım ne oldu? Allah beni ne yapsın bildiği gibi yapsın. İnşallah cennetine koysun arkadaşım. Burası ne oldu? Böyle oldu. O zaman burası ne oldu? 7 bölü 3 oldu. İşte bu kadar. Var mı bir sıkıntı? Olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burayı konu anlatımında çok iyi anlatmıştım. Şekil abidik kubidik olabilir. Ters dönebilir, düzlenebilir. Hiç fark etmez arkadaşım. Adam sana dış açı ortay verse dış açı ortay noktasından başlıyorsun. Yolculuğa çıktın, araya girdin. Yolculuğa çıktın, sonuna geldin. Bunlar oranlıydı. Bunu çok güzel anlatmıştık. Şimdi de yeri geldi bitirdik. Burası neydi bu arada? Aferin. Geçtim. Şimdi arkadaşım artık son sorum. Sonra yine senin için güzel bir ödüllü soru. Bakıyorum ödüllü soruda da karışmış, karışmış ortalık. Karışmış ne ya? Ödüllü soruda da karışmış ortalık. Son 2-3 videodur ödüllü sorular can yakıyor. Görüyorum. Bunu biliyorum. O yüzden ödüllü soruları bombalıyorum sizin için. Bakalım iyi ile kötü. Bilenle bilmeyen ayırt etsin. Biraz daha herkes kendine çeki düzen versin. Bilenler sevinsin. Bilemeyenler de videolara ağırlık versin. izlesin kitaplara yüklensin diye. Şimdi bu soruya geldim. Bu soruya baktığımda gözüme hemen şu çarptı. Ben size kaç kere söyledim. Şunu iyi bilin dedim bak. Şunu iyi bilin dedim. 90 eksi alfa. 2 ile toplarsan 90 artı alfa eder. O zaman şu düzlüğe şu açıya ne kalır biliyor musun? 90 eksi alfa kalır. Adam gizli bir dış açı ortay yapıyordu. Lütfen arkadaşım şunu unutma. 2 alfa 90 eksi alfa 90 eksi alfayı toplarsan 180 yapar. Ve sana bir adam alfa verdiyse 2 alfa diğer açılar birbirine eşitse bunlar 90 eksi alfa 90 eksi alfadır dedim. O zaman ne yapıyorum bak şimdi. Burası dış açı ortayı oldu mu? Oldu. Dış açı ortayın noktası burası mı? Burası. Burası ne arkadaşım? DC'ye K demiş adam. Tamam eyvallah. BC'ye 2K demiş. Çünkü burası K ise burası 2K'dır. 2 ile çarptım. O zaman ben her zaman şunu biliyorum. 2K'ya K ise burası da 2M'ye m'dir. Şimdi çok dikkat, çok dikkat. Yolculuğa çıktım. DE'nin bölü yolculuğa çıktım. Araya girdim. M'ye oranı yolculuğa baştan çıktım. EB'nin nereye nereye oranı EB'nin nereye oranı burası 2m'ye oranı. M'ler birbirini götürdü. O zaman ne oldu? 2 tane DE eşittir EB oldu. Şimdi bak EB oldu ama sen buraya A dersen EB neymiş? 2A'ymış. Bana ne soruyor? Bana ne soruyor? Ben bir daha okuyayım şurayı. Buraya A dersem EB 2A'ymış. EB 2 aysa burası da A'dır dostum. O zaman olay bitti. Bak dış açı ortay noktasından yolculuğa çıktın. Yolculuğa çıktın bitti. Açı ortaylarda 2K'ya K, 2M'ye M. Zaten biliyorsun açı ortayın sağ taraf, sol tarafı oranlıydı. Lütfen, lütfen, lütfen. iç açı bunu çok iyi anlattık arkadaşım. Lütfen dedim. Geçtim. Hemen bD'ye baktım. BD A'ymış. Bölü. D, e ye baktım. Bu da A'ymış. Oran neymiş? Her şeyin kendisine bölümü birdir dedim. Ve olayı bitirdim. İşte Tonguç farkı. İşte... Tonguç farkı. işte. Tonguç farkı arkadaşım. Olayı müthiş bitirdi. Bitirici damgayı da darbeyi de vurdu. Bütün her şeyi alt üst etti bitirdi. Soru moru kalmadı arkadaşım. Soru moru kalmadı. Aklında soru işareti olmasın. Videolar bomba gibi oldu. Cuma gün soru çözümün bomba gibi oldu. Hemen sana ödev vereyim mi peki? Ödev vereyim mi? Tabii ki de biliyorum ki sen ödev diye yanıp tutuşuyorsun. O zaman ödevi hak ettin. Hemen sesim uzaktan geldi. Kitaplarımı aldım kitaplığımdan. Tabii ki de kitaplığımdan alıyorum. Çünkü ben de çalışıyorum bunlara. Sizin gibi daha güzeli, daha iyisi için ben de çalışıyorum. Hemen baktım. Bak aynı sorulardan, güzel sorulardan var. Bir kere bitti mi kenar ortay muhteşem üçlü? Bitti. O zaman 230, 231, 232, 233'te süper bir ne var arkadaşım? Soru çözümü var. Test var. Müthiş. Yapamazsan kim var burada? Kare kod var. Okutuyorsun. Orada da hocan karşına çıkıyor. Yapıyorsun. Hangi kitapta 230'dan başlayıp 233'te bitiyordu? Tak kitabında. Tak diye bütün soruları yapıyordun. Peki konu anlatımda ne oluyor arkadaşım? Konu anlatımda tıpkısının aynısının benzeri. Burada da var. Hemen bakıyorum. Üçgenin yardımcı elemanları dediği. Neydi? Kenar ortay, açı ortay, zart zurt hepsi var. O zaman ne oldu? 242, 243, 244'e geçmiyorsun. Sadece burada 242, 243'te güzelim, müthiş sorular var. Hangi kitap? 0'dan 9'a. Anlayamazsan ne oluyor? Burada kare kod var. Okutuyorsun. Oradan hocan evine geliyor. Bunu da söyledikten sonra işte ortalığı karıştıran, kızıştıran, yorumlarda kavga çıkartan ödüllü soruyla sizlerle birlikteyiz. Herkesin cevapları yoruma, beğenileri yoruma, beğen tuşu ve yorum orada. Herkesi bekliyoruz oraya. Ne diyoruz? Evde kalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz.